Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mühim'den 90 TL aldım. Schweizer marka saç kesme makinesinin kutu açılım ve inceleme videosunu çekeceğim. Ürünle ilgili şunları söyleyebilirim. Pandemi sürecinde evinize kendi saç ve sakalınızı kesmek için uygun fiyatlı, iyi performanslı bir ürün arıyorsanız tam size göre bir ürün diyebilirim. Dediğim gibi 90 liraya aldım bugün Mühim'den bu ürünü. Şu an piyasada satış fiyatı internette 140 ile 150 TL arasında değişmekte. Şöyle kutunun dış tasarımına bir bakalım. Gayet güzel bir tasarım yapmışlar ürün için. Özelliklerine biraz bakalım. Güçlü motor özelliği var üründe. Ayrıca ayarlanabilir bıçakları var. Hassas kesim özelliği var arkadaşlar. Bu da bu makinenin gayet güzel bir özelliklerinden, iyi bir özellikten biri diyebilirim. Kendini bileyen bıçakları var. Bu da makinenin kullanım ömrünü uzatıyor. Ayrıca 4 adet kılavuz başlık var üründe. Bunu daha detaylı video içerisinde bahsedeceğim bu ürünlerin uzunluklarından, başlıkların. Ve ürün içerisinde makas ve tarak var. Bu da gayet iyi bir özellik diyebilirim. 90 TL olan bir üründe. Şöyle özelliklerine bakalım. 9 adet parçadan oluşuyor setimiz. Bu set içerisinde bir adet saklama torbası var. Bir tarak var, bir makas ve temizleme fırçası, bıçak yeri. Ayrıca 4 adet ayarlanabilir bir tarak var. 3, 6, 9, 12 milimetre. Ayrıca bir de koruma kabı var. Koruma kapağı. Koruma kapağı gayet iyi düşünülmüş bir özellik diyebilirim. Seyahat sırasında ürünün bıçaklarının zarar görmesini önlüyor. Ve banyo dolabında durulduğu zaman da yine aynı şekilde bıçakların zarar görmesini önleyebiliyor. Şimdi geçelim bir kutu açılımına. Şöyle makinemizi bir çıkartalım. Şöyle bir uzun bir kablosu var arkadaşlar. İlk dikkatimi çeken. Şimdi makine ilk baktığınız zaman tasarım olarak gayet güzel bir ürüne benziyor. Şöyle tutulduğu zaman da eli kavruyor. Şurada ayarlanabilir bağışıkları var. Şöyle bir 2, 3 şeklinde 3 kademeli başlık var. Koruma kapağı şu şekilde arkadaşlar. Koruma kapağını şu şekilde çıkartıyoruz. Göründüğü gibi çıkartıp tekrar takabiliriz buraya. Kablosu ilk görünüşte uzun gelmiş. Şöyle bir bakalım ne kadar uzun mu. Şöyle kadrajdan çıkmayalım için çok da şey yapmıyorum ama dediğim gibi kablosu gayet iyi. Uzunluk ebat olarak. Makine de tasarım olarak gayet güzel. Biraz sonra zaten makineyi bir elektriğe takacağım. Orada daha iyi görebilir ses olarak. Şöyle 4 adet başlık var içerisinde. Birincisi 3 mm. İkinci başlık 6 mm. Üçüncü başlık da 9 mm. Dördüncü başlık ise 12 mm arkadaşlar. 4 adet başlık var gördüğünüz gibi şu şekilde. Başka ne var? Şöyle bir makas var arkadaşlar. Makas biraz ufak geldi gözüme. Şöyle bakalım bir. Dediğim gibi bu makası biraz ufak geldi. Şöyle parmaklarımızı soktuğumuz zaman içine. Yani bu ürün için 90 liralık bir ürün için iyi diyebilirim. Bir tarak çıktı. Şöyle. Bu da çok iyi değil ama idare edebilir. Yağ çıktı arkadaşlar. Makine yağı. Bir de fırçaları temizlemek için şöyle bir ürünümüz daha var. Saklama kapı bu arkadaşlar. Ürünü eğer seyahat sırasında falan bir götürmek istediğiniz zaman ürün içerisine koyabilirsiniz. Bu da ürünün ömrünü uzatır. Arkadaşlar şöyle bir ürünü bir elektriğe bir takalım bakalım ses ve gürültü açısından nasıl. Şöyle bir bakalım. Ses olarak çok sessiz değil ama sesleri fazla da değil. Yani rahatsız edici bir düzeyde. Bana göre gayet iyi bir ürün. Şöyle tekrar bir daha bakalım. Bıçakları. Ürün hakkında
Arkadaşlar son olarak size göstermeyi unuttuğum bir şey var üründe. Ürünün garanti belgesi. Şöyle size göstereyim. Ürünün 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Ayrıca kullanım ömrü olarak firma tarafından 7 yıl olarak biçilmiş. Arkadaşlar benim bu ürün hakkında söyleyebileceklerim son olarak, yani 90 liralık bir ürün için ekipman olarak gayet kullanışlı ekipmanları var ve çok fazla ürün koyulmuş firma tarafından. Gördüğünüz gibi bağışıkları olsun, tarak ve makaslar, yağ ve bağışıkları gibi. Son olarak arkadaşlar bu ürünü önceden kullanmış kişiler varsa yorumlar kısmına bu ürün hakkındaki yorum ve görüşlerini yazarsa, ürünü yeni alacak arkadaşlar veya almayı düşünen kişiler için bir ön yorum olur. Faydalanmış olurlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.